Merhaba, ben Doktor Erhan Özel. Bugün sizlere yalancı alerjiden bahsetmek istiyorum. Yalancı alerji de olur muymuş demeyin. Yalancı alerjiye biz aslında histamin intoleransı ismini vermekteyiz. Şimdi alerji deyince alerjiyi şu şekilde anlıyoruz. Bir gıda alıyorsunuz veya bir stres esnasında anlık alır almaz bir tane çilek yediniz diyelim. Hemen bir yeriniz kaşındı, kızardı. Burada alerjik bir olay söz konusu. Histamin deşarjı oluyor ve histamin deşarjı olması sonucu histamin de damarlarda genişleme yaparak vücudumuzda kaşıntı, kurdeşen, ürtiker dediğimiz şikayetleri yapıyor. Yani bunlardan histamin sorumlu. Histamin vücudumuzda bulunan kimyasal bir madde, sindirim sisteminde, bağışıklık sisteminde, nörolojik sisteminde gerekli olan bir kimyasal madde. Fakat histamin intoleransı denilen yalancı alerji yapan bir durum da söz konusu. Bu durum alerjilerle karışır. Yani insanlar alerjim var diye gezer. Halbuki o histamin intoleransıdır ve onun tanısı da alerji testlerinde yapmış olduğumuz immünoglobulin E veya deriden yapılan pirik testleriyle konulamaz. Burada olay şu. Bir akşamüstü diyelim bir şarap içtiniz, bira içtiniz, küflü peynir, eski peynir yediniz. Bunun arkasından hemen yüzünüzde bir kızarma, baş ağrısı, migren tarzı şeklinde baş ağrısı atakları oldu. İşte bu bir histamin intoleransıdır aslında. Yani bende de mesela gençliğimde daha önce olurdu. Bir bira içtiğimde yüzüm kızarır, yanardı ve ne olduğuna bir türlü anlam veremezdim. Bunun bir histamin intoleransını sonradan anladım. Histamin intoleransı denilen şey de bu özellikle yediğimiz, içtiğimiz gıdalarda histamin eğer çok fazla ise besinlerle aldığımızda bu damarları genişleterek bu şikayetleri yapmakta, özellikle migren türü ağrıların sebeplerinin başında gelmekte. Bunun dışında da sinirlilik, yorgunluk, karında şişme, gaz, bulantı, ishal, uykusuzluk, beraberinde kaşıntı, kurdeşen gibi şikayetler olmakta. O gün bir arkadaşımız mesela ben beyaz şarap içtiğimde boğazında bir kasılma hissi gibi bir şey oluyor demişti. Aslında bu da bir histamin intoleransı. Histamin intoleransında ya histaminli gıdaları fazla alacaksınız ki bunlarda en başında alkol demiştim. Bazı gıdalarda da var özellikle avokado, muz, çilek gibi, domates gibi, patlıcan gibi gıdalarda da var. Ya bunları çok fazla alacaksınız ya da bunlar alındıktan sonra gastrointestinal sistemde diamin oksidaz denilen bir enzim tarafından bu histamin fazlası gideriliyor. Yani her şeyin fazlası zarar. Vücudumuzda kortizon var ama fazlası zarar. Vücudumuzda adrenalin var ama fazlası zarar. Histamin için de aynı şey geçerli. Fazlası zararlı. Fazla geliyor sindirim sistemine. Gelen bu fazlalığı yıkan bir enzim var. Diamin oksidaz enzimi dediğimiz enzim. Bu enzim eğer genetik olarak eksikse ki Asyalıların %1'inde bu enzim eksiktir. Eksikse histamin yıkılamıyor ve histamin fazlalığı etkileri ortaya çıkıyor. Bazen de diamin oksidaz enzimi bağırsakta bağırsak hastalıkları neticesinde de azalmakta. Özellikle kalın bağırsakta aşırı bakteri çoğalması, ince bağırsakta aşırı bakteri çoğalması dediğimiz SIBO hastalığında, geçirgen bağırsak hastalığında, ülseratif kolitte, Crohn'da, bağırsağın dengesinin düzeninin bozulduğu durumlarda da bu diamin oksidaz enzimi düşer ve histamin fazla çıkar. Histamin intoleransı oluşur. Buradaki demin de söylediğim gibi klasik alerjiden farkı, klasik alerjide siz bir damla bir şey aldığınızda, bir tane çilek yediğinizde hemen kaşıntınız başlar, ürtükeriniz başlar. Halbuki histamin intoleransında histaminden fazla gıdalarla beslendiğiniz zaman bu şikayetler ortaya çıkar. Genellikle 24 saat sonra da ortadan kaybolur. Bu yüzden histamin intoleransıyla alerjiyi birbirinden ayırmak gerekir. Çoğu zaman da ayrılamaz. Hastalar alerjim var diye ortalıkta gezer. Demin dediğim gibi alerji testlerinde kullandığımız pirik testleri ve immünoglobulin E testleri histamin intoleransı olanlarda çok geçerli değildir. Peki histamin intoleransı olduğunu kişi nasıl anlayacak? Kişi özellikle bazı gıdaları yediğinde, alkol aldığında, baş ağrısı olduğunda, yüzünde kızarma olduğunda, bir sıcaklık hissi olduğunda veya dilinde, boğazında bir kaşıntı olduğunda ya da midesinde şişkinlik, gaz, ishal gibi, huzursuzluk gibi ya da cinsel performans düşüklüğü gibi, uykusuzluk gibi şikayetler olduğunda ve bu besinleri devamlı yediğinde bunlar tekrarlıyorsa bunlardan şüphelenmelidir ve bir besin listesi tutmalıdır. Ve bu besin listesini tuttuktan sonra diyecek ki bana alkol, çilek, eski peynir, küflenmiş peynir, patlıcan, domates,
Örneğin bunlar işaret yapıyor deyip bunları bir ay kadar elimine edecek, kesecek. Bir ay sonra kestikten sonra bu sefer tekrar şikayeti yapan gıdalara teker teker 5 gün devam etmek suretiyle başlayacak. Yani 5 gün diyelim ki çilek yapıyordu, çilek kullanacak. Tekrar oluyor mu olmuyor mu? Eğer 5 gün içerisinde olmuyorsa onu daha sonra tüketebilir. Ondan sonra diğer histamin intoleransı yapan gıdalara devam ederek böyle bir eliminasyon testi kendi kendine yapabilir. Peki kanda bir test yapabilir miyiz histamin intoleransı ile ilgili? Evet, kanda da histamin seviyesine bakabiliriz ve diamin oksidaz seviyesine bakabiliriz. Özellikle histamin diamin oksidaz oranı önemli. Bu oran histamin lehine artmışsa kişide histamin intoleransı var diyebiliriz. Eğer kişide diamin oksidaz seviyesi düşükse, Türkiye'de maalesef diamin oksidaz preparatları yok, yurt dışından getirme şeklinde diamin oksidaz preparatları kullanılabilir. Ben şimdi sizlere bu konuştuğum şeylerin bir özet olarak histamin intoleransında ortaya çıkan sık belirtilerin ne olduğunu ve arkasından histaminden zengin besinleri ve diğer şeyleri özetlemeye çalışacağım. Öncelikle histamin intoleransının en sık belirtilerin, yani kişide ne olduğunda histamin intoleransını düşünmeli, onu söylemek istiyorum. Baş ağrısı, migren, özellikle bazı gıdaları aldığında, uykuya dalma güçlüğü, uykusuzluk, tansiyon düşmesi veya yükselmesi, baş dönmesi, çarpıntı atakları, sıcaklık basma hissi, yüzde vücutta kızarma, sıcaklık basma hissi, endişe hali, korku hali, bulantı, kusma, karında şişkinlik, kramplar, ishal, adet düzensizliği, kurdeşen, egzama, dokularda şişme, yorgunluk gibi şikayetler histamin intoleransında ortaya çıkan sık belirtilerdir. Onun dışında histamin intoleransından kaçınılacak besinler var mı diye sorarsanız, yani histaminden zengin hangi besinler var? Çünkü ortalıkta paketlenmiş bir yığın gıdalar var. Özellikle paketlenmiş gıdalar. Mayalı alkollü içecekler, yani kırmızı şarap, beyaz şarap, bira gibi içecekler histamin yönünden çok zengindir ve bunu içen kişilerde bazen aniden yüzde kızarma, baş ağrısı, burun tıkanıklığı gibi şikayetler olabilir. Gene mayalı gıdalar, turşular, sirke, mayonez, kefir, yoğurt, ayran gibi gıdalar histaminden zengindir. Kurutulmuş meyvelerden kayısı, erik, üzüm, dut kuruları, turunçgiller, çilek, eski peynirler, parmesan peynir, keçi peyniri, kuru yemişler, ceviz, yer fıstığı, sebzelerden avokado, patlıcan, ıspanak, domates ve tütsülenmiş balıklarda histamin yönünden fazladır. Peki bu histamin salgılatan, hem histamin yönünden fazla hem histamin salgılatan gıdalar da var. Mesela çikolata, muz, inek sütü, kabuklu deniz ürünleri. Özellikle şunu bahsetmek istiyorum. Balıktan zehirlendim diye bir laf vardır. Halbuki bu da bir histamin intoleransıdır. Balık taze değilse bayat balıklarda gelişen şey de histamin intoleransının bir örneğidir. Bir de demin demiştim, diamin oksidaz enzimi ya genetik olarak eksik olur, yetersiz olur, histamini parçalayamaz ve histamin kanda yükselir ve histamin intoleransı olur. Ya da diamin oksidaz enzimini bloke eden gıdalar vardır. Yani onun seviyesini düşüren gıdalar vardır. İşte alkol bunlardan biriydi. Enerji içeceklerin özellikle. Siyah çay, yeşil çay yine histamin intoleransında diamin oksidaz seviyesini bloke ederek etki edebilir. Ne yiyeceğiz peki? Yani o kadar çok şeyi saydık ki geriye bir şey kalmadı sanki. Histaminden düşük gıdalar, yeni pişirilmiş kırmızı et veya kümes hayvanlarının eti, taze yıkanmış balık, yumurta, glutensiz tahıllar, özellikle pirinç, mısır, darı, taze meyveler, armut, karpuz, kavun, elma, kivi, üzüm gibi taze sebzeler olabilir ki bu domates, ıspanak ve patlıcan dışındaki taze sebzeler histaminden düşük gıdalardır. Ayrıca yağlar, zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı, yapraklı şifalı otlar ve bitkili çayları, bunlar histaminden fakir olan gıdalardır. Peki DAO, diamin oksidaz enzim eksikliği niye eksiliyor demiştik? Ya genetik olarak Asya toplumunda %1'di ya da bir gluten intoleransı varsa, işte bağırsak hastalıkları varsa. Bunun dışında bazı ilaçlar da diamin oksidaz seviyesini düşürüp histaminin intoleransına yol açabilmekte. Özellikle non-steroid inflamatuar ilaçlar, yani başımız dişimiz ağrıdığında kullandığımız Aprax, Voltaren, Tilkotil, Kataflam türü ilaçlar, antidepresanlar, immün modülatörler, adenomo, etanercept gibi, antiaritmik ilaçlar, antihipertansifler, özellikle antihistaminikler, yani antihistaminikleri biz kaşıntı için kullanıyoruz ama tip 1 alerjide kullanıyoruz ama bir yönden gidip diamin oksidaz seviyesini düşünerek
histamin intoleransı yapmakta. H2 blokörleri yani mide için kullandığımız simetidin, ranitidin, famotidin şeklinde kullandığımız, midemizi rahatlatmak için kullandığımız ilaçlarda diamin oksidaz seviyesini düşürerek histamin intoleransına yol açmaktadır. Bugün anlatmak istediğim konu normal alerji ile histamin intoleransının birbirine karıştığı ve bunu mutlaka ayırmak gerektiği. Çünkü histamin intoleransının çok fazla ortalıkta bilinmediği ve bütün insanlar benim alerjim var diyerek gezdiği ve devamlı plik testi, IgE testi yaparak buna bir teşhis koymaya çalıştığını anlatmaktı. Bunu anlamak için de kişiden iyi bir anamnez almak, kişinin iyi bir besin listesi tutmasını sağlamaktır. Eğer histamin intoleransı düşünüyorsak da kişide histamin testi ve DAO testini yaparak bir teşhis koyabiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla, sağlıcakla kalın.